İnşallah. Şeytanı Allah'a sanırım. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettik der. Fakat Allah uğruna, sevgilimiz uğruna eziyet gördüğü zaman insanların kendisine yönettikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar ve Allah'a isyan ediyor tabi, Allah'a sevgisin. Ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse andolsun biz gerçekten sizlikle birlikteydik diyor. Aşka geliyor. Demektedirler. Oysa Allah alemlerin sinirlerinde olanı daha iyi bilen değil midir diyor Allah. Dürüst olacak Müslüman. Acıda da aşık, tatlılıkta da aşık olacak. İnşallah. Hiçbirinde Allah'a aşkını bırakmayacak. Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte, muhakkak münafıkları da bilmektedir diyor. İnşallah. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. İşlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini kaplayıverdi. 950. 1000 ekle. 1950. Evet. Risale-i Nur'un değil mi? Evet. Serbest bırakıldığı tarih. İnşallah. En yakın tarihi. Evet, evet. 950'ler artık İslam'ın inkişafının başladığı tarihlerdir inşallah. İnşallah. Ona da işaret ediyor ki 14. ayettir. Hicri 1400'de işaret ediyor inşallah. İnşallah. 14. Hicri yüzyıla işaret ediyor. İnşallah. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. 15'te. Bunu alemlere bir ayet kılmış olduk. İbrahim de hani kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin, ondan sakının. Eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Bu asıl putu da Darwinizm değil mi? İnşallah. Ve bir takım yalanlar uyduruyorlar mı şu an, evet, Darwinistler? Evet. Bir takım da bayağı bir yalan uyduruyorlar. Evet. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Değil mi? Evet. Acizlerdir. Tabii evet. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, ona kulluk edin, ona şükredin, ona döndürüleceksiniz. Eğer yalan anlarsanız sizden önceki ümmetler de İbn-i Miskevehler, Firavunlar değil mi? Hepsi Nemrut da yalanlamışlardır. Elçiye düşen, Mehdi'ye düşen yalnızca açık bir tebliğdir. Ondan gelsin Allah bana bırakın diyor. Hocam, efendim. Affedersiniz sözünüzü kestim. Kavimlerin Helakı kitabınızda da giriş cümlesiydi sanıyorum. Evet, maşallah. Onlar görmediler mi ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Yaratılış. Evet. Değil mi? Bize bak, yaratılışı ispat ediyoruz. Bak diyor Allah, ben nasıl yarattım, yaratmaya başladım mı görün diyor. İnşallah. Delilleri var diyor. Evet. Sonra onu iade ediyor. Şüphesiz Allah'a göre kolaydır. De ki yeryüzüne gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Fosilleri araştırın. Değil mi? Proteinlerin evet, yapısını araştırın yeryüzünde. Evet. Yaratmaya nasıl başladığına bir bakın diyor Allah. Sonra Allah ahiret yaratmasını da inşa edip yaratacaktır. Nasıl ilk önce diyor doğrudan yarattıysam, evrim olmadan yarattıysam, ahirette de aynı şekilde yaratacağım diyor Allah. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.